Gazete Balkan TV'den hepinize merhaba. Efendim bu haftaki konumuz ilk yurt dışı deneyimi. Yurt dışına çıkan her vatandaşımızın kendine has bir hikayesi var. Hem de unutulmaz bir hikaye. Özellikle iş dünyasındaki insanlarımızın, Türkiye biliyorsunuz 1990'lı yıllardan sonra yurt dışına açıldı. Oralarda da yaşanan pek çok farklı bir hikaye var. Ben önce kısaca kendi ilk yurt dışı deneyimimi aktararak daha sonra konumuz Mehmet Aslan Bey'in ilk yurt dışı deneyimi bana göre oldukça ilginç. Onu kendisinden dinleyeceğiz. Ben ilk 1992 yılı Şubat ayında Frankfurt'a gece indim. Sabah doğru bizim orada çalışma ateşesini telefonla aradım, ateşeliğini. Onlara gittim ve Almanya'da nasıl gazete çıkartabileceğimi sordum. Biz tabii 1-12 Eylül darbesinin ardında gazeteci olarak yaşanan pek çok sıkıntıdan sonra yurt dışına çıktığımız için benim beynim hep endeksliydi. Yani gazete çıkartmak için kimden izin alacağız? İşin şeyinden çok, gazete yayınlayacak firmadan falan çok hep oraya saplanmıştık. Hangi makamı, Almanya'nın hangi makamı gazete çıkartmak için izin veriyor? Tabii bizim çalışma ateşeliğinde bu sorunun cevabı yoktu. Onlar bana şunu önerdi. İşte Frankfurt Ticaret ve Sanayi Odası'na git. Tabii biz o zaman Türkiye'de herhangi bir yayın organı çıkartmak için valiliğe beyanname veriyorsunuz. İzin alma mecburiyeti yok ama beyanname verme usulü vardı. O makamlar, valilik gerekirse sizin beyannamenizi almayabiliyor. Normal prosedür. Bir beyanname vereceksiniz. İşte adresi, sahibi, yazışları müdürü filan vilayette size bir alındı belgesi verecek. Ha, o alındı belgesini aldığınız zaman Türkiye'de bir yayın organı sahibisiniz, çıkartabilirsiniz. O zamanki mevzuatı anlatıyorum. Şimdi bilmiyorum Türkiye'de nasıl. Ha, çoğu zaman valilikler o alındı belgesini vermiyordu. O belgeyi vermemek için sizin evrağınızı almıyordu. Almadığı zaman yapacak bir şey yok. Sonra o kanunu da düzelttiler. O tip durumlarda bir notere gidiyorsunuz. Noterden beyannameyi valiliğe noter aracılığıyla gönderiyorsunuz. Buna da çoğu noter resmi makama biz gönderemeyiz diye onlar da korkuyorlardı. Sonuçta onların önüne o kanun maddesini falan göstererek hallediyorduk. Yani ben de düşünüyorum ki Almanya'da benzer bir mekanizma var. Onun için gazete çıkartmak için izin alacağımız bir makam aradım. Orada böyle bir yoktu, makam yoktu ve bu iş için de bir sürü enerji sarf ettik, yaptık. Yani benim için ilk yurt dışı deneyimim, anım böyle. Şimdi buradan hareketle... Peki Almanya'da hemen gazeteleri çıkarabildiniz mi yani? Bir izin almanız gerekmiyor. Gerekmiyor değil mi? Hayır, gazete çıkartmak için izin almanız gerekmiyor. Tamam, yani işte her ülkenin kendine göre farklı. Ya bir gemba kuracaksınız, gazete yayınlayan bir şirket olacak veya orada işte geberbe dedikleri bir şey var. Geberbe sahibi olan herkes yapabilir, çıkarabilir yani o şey değil. Evet. Yani izin almak gerekmiyor. Evet Mehmet Bey. Şimdi sizin ilk yurt, tabii ilk yurt dışı deneyimi. Ben müzisyenken çok yurt dışına çıkmıştım ama o değil, iş adamı sıfatı. Ticari olarak, iş adamı sıfatı olarak Türkiye'de 93 yılında bir dış ticaret firmasında Asya Afrika satış müdürü olarak göreve başladım. O dönemler Arapça, İngilizce ve Rusça çok iyi derecedeydi. Bir toplantıdan sonra bir yurt dışı gezisi ve yurt dışında müşteri aramak için oturduk, konuştuk genel müdürle. Genel müdür uygun gördü. Hangi ülkeye gidersin diye dedi. Ben kafamdan hemen Mısır geldi. Neden Mısır geldi ben de bilmiyorum. Yani Egypt. Tamam Mısır'a gideceğiz. Vize alındı, uçak biletim alındı, uçağa bindim. Gayet sevinçli bir şekilde Mısır'a indim.
Nereye? Kahire'ye. Kahire'ye. Evet, Kahire'ye indim. Kahire'den işte Giza'nın yanında bir otel, Nil Nehri'ne bakıyor. Çok güzel bir otele. Çıktım, yerleştim. Akşam varmıştım. İşte ikinci gün ne yapacağım diye plan, proje yapmaya çalışırken bir an böyle kendi kendime irkildim. Ya ben bu ülkeye geldim de ben kimseyi tanımıyorum. Kime gideceğim? Nereye gideceğim? Hiçbir bilgim yok. Yani Mısır'la ilgili, Kahire'yle ilgili ticarethanesi nerededir, pazarı nerededir? Ya öyle körü körüne bir şekilde Mısır'a inmiş oldum. Afalladım. Yani siz, burada araya gireceğim. Sizce yurt dışında iş yapan halen mevcut iş adamlarımızın yüzde kaçı sizin konumunuzdadır? O gibi yani, böyle bakalım, hiçbir karşıda hiçbir işaret olmadan, hiç kimse olmadan, hiçbir referansı olmadan, hiçbir tanıdığı olmadan böyle gidip Argo tabirle kusura bakmayın, gümbür lop dalanların oranı o, nedir? O dönemde çoktu, inanın. Sizce, o dönem çoktu. Evet, o dönem çoktu. Çünkü yani aldık işte numuneleri, katalogları, çıktık gittik. Tabii o can sıkıntısıyla ne yapacağım diye düşünürken balkona çıktım. Balkonda şöyle sağa sola bakıyorum. Bir ara balkondan şöyle sarktım aşağı, yan tarafa şöyle bir baktım. Kırmızı bir bayrak. Allah Allah. Bir daha baktım Türk bayrağı. Hı hı. Burada Türk bayrağı var. Hemen otelde giyindim. Üşenmedim. Giyindim. Aşağıya indim. Türk bayrağının olduğu yere vardım. Baktım elçilik, ticaret müşavirliği falan yazıyor. Çok sevindim. Orada bir büyükelçilik mi ticaret müşavirliği? Ticaret müşavirliği. Evet. Orada içim bir rahat etti. Dedim tamam. Büyük bir ihtimalle burası bana yardım eder. Çünkü ticaret yani ticaret şeyle. Sabah oldu. Güzel giyindim. Elçiliğe şeye gittim işte ticaret müşavirliğine. Kapıyı çaldım. Mısırlı bir bayan açtı. Arapçayla merhabalaştıktan sonra dedim ki ben işte bu konuda yardımcı olacak. Dedi ki biraz sonra beyefendi gelir. Size gerekli yardımı sağlayacaktır. Çay ikramından sonra bir müddet sonra bir beyefendi geldi. Merhaba, hoş beş. Odaya aldı beni sağ olsun. Çay içtiniz mi dedi. Evet efendim içtim. Birer çay daha alalım dedi hanımefendiye. Birer çay daha geldi. Orada kart vizitlerimizi verdik, aldı. Kart vizitini aldığım vakit şaşırdım. Niye? Ben Hataylıyım. Adamın adı da Hatay. Ha, ismi Hatay. İsmi Hatay, evet. Evet. Hatay şat geldi. Eğer bu programımızı izlerse kendilerine buradan Romanya'dan kucak dolusu saygılar, sevgiler sunuyorum. Mısır'da bana yapmış olduğu... Hatay, soy ismi? Hatay şat geldi. Ha, şat geldi. Evet. Şat, D ile mi T ile? Şat geldi. Evet, Hatay şat geldi. Bir gülüştük, dedi ki ben Hataylıyım, bu isim nedir? Dedi ki benim babam askerdi. Hatay'da doğdum, benim adımı Hataylı koydu. Efendim Kars'ta veya Van'da doğmuş olsaydı ne bileyim valla olabilirdi. Neyse de senin gelişin nedir, amacın nedir? Dedim ki Hatay Bey, ben çok zor durumdayım. Balkanlarda, Avrupa'da, Afrika ve Türkiye Cumhuriyetlerinin birçoğunda ciddi miktarda çok büyük satışlar yapan bir firmanın Asya Afrika satış müdürlüğünü aldım. Kahire'ye geldim bir umutla bir Arap. Çünkü Arap dünyası çok büyük bir dünya ve bu Afrika diyorsunuz. Ve biz oraya bir kolimat satamıyoruz. Ve ben bir kapı aramak istiyorum. Yıl kaç? Yıl 95-96 tahmin ediyorum. Veya 94'tü. Tam olarak bilmiyorum. Evet. Pasaportlarımda evet. Yazıyor onlar. Hatay Bey dedi ki evet ne yapacaksın peki? Burada hani bildiğin, tanıdığın bir şirket değil mi? Hazırlayan satıyor. Türkiye'deki şirketimizde efendim, satıyor. O zaman Türkiye'deki şirketimiz 93 yılında zaten ihracatta birinciydi. Gıda üzerine %80 gıda, %20 civarında da karışık işte kozmetiktir, efendime söyleyeyim, evet. Hediyelik eşyadır ama gıda. Gıda. Evet, o dönemde belki şu an bu rakam bazı insanlar, bazı tüccarlara okey gelebilir ama bazılarına afaki bir rakam gibi görünebilir. 250 şirketin ve 7500 ürünün bayiliği vardı bu şirkette. Bütün Balkanlarda. Günde yaklaşık olarak 50 lira yakın ürün evet. Sevkiyatı vardı. Biz tekrar Hatay Bey'e dönelim. Evet. Hatay Bey'e ben durumu izah ettim. Naçar olduğumu, ne yapabileceğimi, bilmediğimi anlatınca gülmeye başladı. Dedi hallederiz. Sen merak etme dedi. Hangi otelde kalıyorsun? Dedim yan taraftaki otel. Çok güzel dedi. Otele gidiyorsun. Pazar gününe bir
toplantı salonu kiralıyorsun. Toplantı salonunu yaklaşık dedi 30 ile 50 kişilik olacak şekilde olsun. Dedim tamam efendim. Başka? İşte dedi orada kurabiye bir şeyler hazırlat. İşte meşrubat falan gelenlere. Ve biz burada gıda işiyle uğraşan firmaları tespit edip onları pazar günü işte saat 15-17 arası mı neyse görüşmeye oraya birebir yani B2B yapılacak. B2B yapılacak. Kataloglarım var mı? Numunelerim var mı? Var efendim dedi. Bravo dedi. Tamam biz dedi gerekli yapıyoruz. Sen dedi bu dediğimizi yap. Gerisine karışma. Allah'ın izniyle biz seni burada destekleyeceğiz. Yardımcı olacağız. 3-4 gün kendisiyle beraber Kahire'yi gezdik. Sağ olsun Kahire'nin birçok yerini bana gezdirdi. Hatta Nil'de gemi seyahatimiz bile oldu. Geldi o gün, pazar günü. Bu arada işte e-mailler göndermişler, fakslar göndermişler, cevaplar gelmiş, katılacak olan firmalar, efendime söyleyeyim, bütün bunlar çok güzel bir şekilde bir organize edilmişti. Benim beklemediğim, inanın şu an tüylerim diken diken oluyor bunu anlatırken. Tabii ticari müşavirliklerimiz dünyanın pek çok yerinde evet. Bizim iş adamlarımızın... Onların kapısını çalmak lazım. Nerede? Tabii onlar yoksa nereden bilecek evet, varmazsanız? Yani onların kapısını çalmak lazım. Kimin geldiğini, ne yapacağını nereden bilecek? Pazar günü otelin girişinde şeyler koydular. İşte işaretler koydular. Toplantı odası, işte Türk ürünleri, falan firmanın diye. Hatta ticaret müşavirliğinin de amblemli kağıdıyla konuldu bu. O şekilde insanlar gelmeye başladı. Beklediğimizden çok daha fazla insan sayısı geldi. Hepsinin kartlarını aldık. Hepsiyle numunelerimizi, kataloglarımızı, kart vizitimizi dağıttık. Hepsi ürünlere, çoğu bunlar Türkiye'de üretiliyor diye böyle. Kaç kişi geldi yaklaşık? Yaklaşık 35'in üzerinde adam vardı. Ve hiç, inanın hepsi bu ürünler Türkiye'de üretiliyor diye kaldılar. Soruyorlar. Evet. Gerçekten mi bu Türkiye'de üretiliyor? Ben bunu 2012'de Afrika'da yaşadım. O kadar oraya demek ki çok büyük bir şeyimiz var. Yokmuş. Evet. 60 milyon dolar gibi bir şey vardı yanılmıyorsam. Öyle bir şey altında kalmış. İhracat vardı ama. Yani o çok o kadar büyük bir ülkeye çok sembolik bir rakam. Efendim hepsine teşekkür ettik. Gittikten sonra ticaret müşavirimizle istişare etmek için pazartesi günü sabahleyin oturduk. Bu şirketlerin içerisinden bir şirket bulup ona bayiliğimizi takdim edeceğiz. Sağ olsun benimle beraber iki veya üç firmayı çek ettik ve bu üç tane firmayı beraber dolaştık. Karar verdiğimiz firma çok uluslararası bir ürünlerin de bayisiydi. Ve onunla biz anlaştık. Ciddi şekilde de oraya bir pazar açmış olduk. Yani sizin ürünlerinizi Mısır'da o evet. Adam satacak. Evet. Ya da firma satacak. Evet. Ve onunla başladık ve uzun yıllarda çalışıldı. Ben 99'a kadar firmadaydım. 99'dan sonra Romanya'ya geldikten sonra diğer arkadaşlar yerime devam ettirdiler. Burada şunu söylemek istiyorum. Tabii şu an dünya küçüldü. Eskiden dünya çok büyüktü. İnternet yoktu. Sosyal medya yoktu. Efendime söyleyeyim Google yoktu. Bir Yahoo vardı. Onda her şeyi bulamıyordunuz. O zaman sağ olsun Hatay Bey bana çok güzel bir şey daha verdi. İhracatçılar Birliği'nde bir isim verdi ve oradan bana e-mail ortamında dış ticaretten işte devletler yazıyor Türkiye'ye, oradaki ticaret müşavirleri. Oradakileri de şirketlere dağıtıyorlar. Neyse. İşte efendim Tunus işte kuru üzüm istiyor. Ben o vesileyle Tunus'a binlerce ton kuru üzüm ve kayısı ve kuru incir sattım. Dış ticaret müsteşarlığından bana gelen istekleri değerlendirerek birçok ülkeye, o dönem 7 yıl içerisinde 23 ülke hem fuar düzenledik, hem 23 ülke hem Afrika'da hem de Türkiye, Asya, Türkiye Cumhuriyetler'de 23 ülke gitmiştim. Pasaportta bir gün merak ettim, saydım onları.
Bunların çoğunu işte dediğim gibi o ülkelerde bulunan ticaret müşavirlerimiz sağ olsunlar bizlere destek oldular. Ve halen de oluyorlar. Şimdi Mehmet Bey, bu konuyla ilgili var mı söyleyeceğiniz? Şimdi güzel bir hikaye. Tabii bizim yurt dışı temsilciliklerimiz işte ben kalktım çalışma ateşlerinde gazete çıkartmak için nerede izin alınır diye sordum. Siz evet. Tesadüfen ticaret müşavirliğimizi buldunuz. Dolayısıyla yurt dışındaki temsilciliklerimiz tabii vatandaşlarımız için her zaman yol gösterici ve rehberlerimizdir. Efendim, tabii biz bu programı Bükreş'te yapıyoruz ama yüreğimizle, beynimizle İzmir'deki depremi, İzmir'deki vatandaşlarımızın bütün acısını yüreğimizde hissediyoruz. Evet. Bunu söylerken de elimiz kolumuz titreyerek söylüyoruz ama maalesef bizim buralarda yapabileceğimiz bir şey yok. Herkesin acısını paylaşıyoruz. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle bunu belirtmiş olalım. Şimdi Mehmet Bey, benim aklımda daha önceki konuşmalarımızda kalmış bir şey var. Bu başsağlığı dileğimizden sonra bir işin o kısmını da ben de şey yapmak istiyorum. Bir Arap'la bir kitap işi vardı. Mısır'da, evet. Bir o de, ilk, o bize ilk, bir ikinci, dakika. İkinci gidişi. Tabii kültürel bir konu ama biz iç içe samimi sohbet şeylerimizi dile getiriyoruz. Şimdi efendim. Onu da dinleyelim, programımızı tamamlayalım. Mısır'da ikinci gidişim, o bayimizle beraber. El Hamidiye diye bir yer var. Orası çok işte nargile içiliyor, efendime söyleyeyim. Çok böyle şen şakrak bir yer. Bizim Sultanahmet gibi. Ramazanlardaki Sultanahmet'i düşünün. Sultanahmet meydanında. Orası da öyle bir yer. Beni oraya davet etti. Orada oturduk. İşte sohbet ediyoruz. Orada bir vatandaş geldi. Mısırlı. Bizim bayimize merhabalaştıktan sonra oturması için buyurdu. Oturdu. Arkadaş dedi. Dedim, ben Türk'üm dedim. Türk'üm deyince vay şöyle bir etti. Yani biri ağır bir kaç şey sarf etti. İşte Türklerin Araplara yanlış yaptığı Osmanlı döneminde vesaire dedim ki böyle bir şey yok ama ben şu an bu konuyla fazla bir bilgim yok. Bu konuya da girmek istemiyorum dedim. Ama içime çok ağır oturdu. Yani ciddi bir şekilde böyle beni sarstı olay. İstanbul'a iner inmez Sahaflar Çarşısı'na gittim Hamdi Bey. Sahaflar Çarşısı'nda geziniyorum. Sahaflar Çarşısı Beyazıt'ta hemen Grand Pazar'ın girişinde. Yani Kapalı Çarşısı'nın girişinde. Oradaki şeyler biraz böyle yaşça, biraz daha yaşlılar oturmuşlar. Bir dükkana girdim, yaşlı bir amca oturuyor şöyle, bana baktı. Ben aranıyorum, bir kitap arıyorum yani ama kitabın onu da bilmiyorum net olarak. Bir baktı şöyle, bir kez daha baktı. Ne arıyorsun oğlum dedi. Dedim, amca ya bir kitap arıyorum ama nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Nedir dedi aradığın kitap. Dedim ki ben geçenlerde işte Mısır'a gittim. Başımdan böyle böyle bir hadise geldi. Bizim Türklerin işte Araplara, Arap dünyasına bir hainlik vesaire bir şeyler söyledi. Çok ağrıma gitti dedim. Güldü şöyle. Dedi bak, şu köşeye doğru git dedi. İşte üçüncü sırada, altıncı şeyde, işte orada bir tane şu kitap vardı, onu al dedi. O güne kadar Arap Lavransı'yı ben duymamıştım. O gün Arap Lavransı'yı duydum ve kitabını okudum. Daha sonra yine o adama gittim. Birkaç kitap daha bana verdi. O kitapları da aldıktan sonra, hatta o kitapların içerisinde belgeler dahi var. Yani o belgeler dahi mevcuttu, matbu hale getirilmişti. Eski Osmanlıca ve Arapça yazılı belgeler vardı. Ve o belgelerle bir kez daha Mısır'a gittiğim vakit o arkadaşı çağırdım. Rica ettim bizim şeye, onu da davet ettik. Yani sizin oradaki evet, temsilciğimize rica ettim, davet ettim. O da geldi. O öyle davranan kişiyi çağırdım. El Ezhar Üniversitesi mezunu ve orada öğretmenlik yapan birisiydi. Anlatmam şahsı. Kitapları önüne koydum.
Dedim ki sizin, size bu bilgileri, bu konuları kim anlatmışsa, bunlar tamamen dünyamız, biz aynı dünyanın insanlarız, bizi bölmek için. Sizin sahaflarda bulduğunuz kitap Arapça mı? Kitaplar. İçinde Arapça da var. Yani, çünkü metinler yani, aynı şekilde matbu edilmiş. Dökümanlar. Dökümanlar değil. Bak, olsun, bu evet. Türkçe yazılı ama evet. İçerisindeki evet. Bütün dökümanlar evet. Farsça ve Arapça yazılır. Evet. Yani eski Türkçe ve Arapça evet. Yazılır. Lütfen dedim bunları tek tek bakar mısınız? Tek tek inceleyin ve yarın akşam tekrar bir araya gelelim, tekrar konuşalım aynı konuyu. Ha ben bu arada da konuyla ilgili çok büyük bir araştırma yapmıştım. Orada da kendisine bunun yanlış olduğunu, şunun yanlış olduğunu, bütün bunları tek tek izah ettim. Biraz inanmamış gibi kalktı masadan ama ikinci gün geldiği vakit bir mahcubiyet vardı suratında, yüzünde. Ya bunları sen nereden buldun? Dedim ki arzu ediyorsan İstanbul'a gel. Bunlar gibi daha birçok kütübü bulabilirsin diye şey yapmıştım. Çok bilgi olmamızla yani çok şeyi çok gezmiş olmamız yetmiyor. Bir de çok bilgili olmamız gerekiyor bu konuda. Daha sonra gittiğim her ülkeye önce bu ülkenin tarihini, efendime söyleyeyim. Bizim olan münasebetleri. Tabii bütün bunları araştırarak öyle gitmeye başladım. O bana çok büyük bir ders olmuştu. Peki, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey'e. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.